İki, marketlerin birbirleriyle aynı düzeydeki marketlerin fiyatları birbirleriyle aşağı yukarı aynı. Yani birbirlerine bakıp bir fiyat belirliyorlar. Şimdi bu da malum rekabete aykırı. Fakat kanıtlanması lazım falan filan. Şimdi bunları aslında medyanın bir biçimde böyle takip edip ortaya çıkarıp koyması lazım. Hep söylüyorum, Ticaret Bakanlığı'dır bana göre sorumlusu. O bunları takip edecek. Bundan beni yormayacak. Çünkü benden vergi alırken bunları takip etmekten mütevellit de bir pay koyuyor, üzerine de alıyor. Ben bunları yapacağım diye alıyor. Dolayısıyla işini yapması lazım. Fakat medyada da böyle bir eksiklik gözlemliyorum. Hani nerede hangi şey ne kadar fiyata satılıyor filan. Çok basit bir örnek vereceğim. Bir Ramazan ayıydı. Bundan bir 10 yıl önce filan. Ramazan yaklaşırken bütün bu hani bakliyat fiyatları artardı, pirinç artardı filan, hepimizin hatırladığı şeyler bunlar. Valla bir ay öncesinden ya da 20 gün öncesinden benim çalıştığım gazete, sizin o zaman çalıştığınız gazete bir kampanya başlattık. Ramazan'da bu fiyatlar artmayacak kardeşim. İşte burada tespit ediyoruz. Fasulyenin fiyatı bu, işte nohutun fiyatı bu vesaire filan. Kış aylarına geliyordu Ramazan o zaman. Daha fazla bakliyat ağırlıklı bir şeydi. Ve Ramazan ayında fiyatlar düştü. Çünkü böyle toptancıların üzerinde ciddi bir baskı kuruldu. Herkes böyle potansiyel bir kazıkçılık sınırında duruyordu. Ve kimse kazıkçı olmak istemedi. Ama sonrasında takip ettik ve çarşı pazar fiyatlarını Ramazan boyunca yayınladık. Şimdi burada bir zafiyet görüyorum. Bir, bakanlığın takibinde, ilgili kurumların diyelim biz ona, takibinde bir zafiyet görüyorum. İki, çünkü şunu bana net söyledi zamanda Tarım Bakanı, burada konuşmuştuk. Fiyatlar, patates fiyatı işte 4,5, 4,8, 85,2. Ne bu? Ama diyor öyle de mesela ucuzcu marketler var. Hani böyle çok adam çalıştırmıyoruz. Az elektrik harcıyoruz. Her şeyi yığıma koyuyoruz da o yüzden bizim maliyetlerimiz düşük diyenler. Oralarda ne kadardı o zaman? 2,8, 2,6 civarında. Şimdi Evet. yarı yarıya fark var. İkisi de market, ikisi de zincir market. Bunların ikisi de atıyorum işte 200 ton birden filan alıyor. Hani Evet. mümkün olduğu kadar düşük maliyetle çalışıyor. Diğer aracılardan kurtulmuş vaziyette ikisi de. O zaman aradaki fark ne? Bana kimse, ben 5 tane kasiyer çalıştırıyorum, şu kadar fazladan lamba yakıyorum, raf düzenlemesi yapıyorum filan demesin. Bunların maliyetleri hakkında da bir fikrimiz var. O yüzden hani iyi yerde dükkan açıyorum. Bunların hepsine eyvallah ama gene de bir bu bakkalı, mahalle bakkalını, semt esnafını takip etmek, bak onu yapamazlar. Eskiden zabıtanın koyduğu nar vardı, söylemesi bile zor. Şimdikiler bilmez. Şimdi öyle bir şey konulmuyor, bir nar konulmuyor. Onun takibini Evet. vatandaş, medyada vatandaşın destekçisi olarak edecek, tamam. Evet. Ben markalı ürünlere bakıyorum Zeliha, sadece kiraza değil. Markalı ürünlere bakıyorum. Aynı marka, aynı ürün. Adam kapınıza kadar getirip marketin kapısına kadar teslim ediyor, depoya kadar bırakıyor. Bunun fiyatı niye farklıdır? Ben buna bakıyorum. Kimse orada kira mira hikaye. Kirası yüksek olan yerde daha kar marjı yüksek ürünler satıyor zaten. Onu daha ucuza mal edebiliyor. Dolayısıyla ben devletin hani vergi alıyor, güvenliği sağlıyor. Buna gıda güvenliği ve fiyat güvenliği de dahil. Evet. Devlet sadece askeri güvenlik sağlamaz. Vatandaşın alım gücü yüksek. Vatandaş dikkat etmiyor. Dikkat etmiyor muyuz biz? Etmiyoruz. Tamam, ben gideceğim küçük yerden Şimdi alacağım. hemen, Doğru. evet, Tamam. küçük Küçük yerden yerden alın alacağım. lütfen. Zaten Yani bu almıyorum diye var. davranış yaygınlaşırsa kısmen Ciddi fiyatlar kontrol söylüyorum ya. Böyle altına girer. olmaz. Yani Zaten neresi canımız ucuzsa var orası. Dikkatli veya Yani hem bakliyatı. evime en yakın yerden olsun, hem en güzel yerden olsun, hem hesap kitap yapmayayım. Ne güzel Yani işte. bilirsin, Öyle ben olması bir, lazım yani bir normalde. yerden bir börek aldım, bir aynı yerden yine döndüm, şey aldım, pizza parçaları. Yani kasiyer hesap yapamıyor herhalde. Bakıyorsun, bu mu diyorsun? Aa, pardon diyor filan. 6 tane değil miydi? Verdiği şeyi 5 tane. Parça sayısını artırıyor. Bir başka gün bilmem 30 lira daha fazla şey ediyor. Yani dikkat etmezseniz Yani yine de hesaptan da şey ediyor. esnafı ben ciddi söylüyorum, Yok yok, kızıyorum yani, tamam. cebimizdeki para fazla. Fazla filan değil şimdi Fazla valla. değerini bilmiyoruz. Hayır. Değerini bilmiyoruz. Kabul Valla etmiyorum. öyle, ben Ben şunu kanaatim odur. kabul ediyorum. Gidip hani buradan alacağına git pazar, çarşı pazara git, oradan al, atıyorum bir X yerinden al, daha uygun araştır. Mustafa Bey'le hep onu konuşuyoruz, araştır al, tamam, buna katılıyorum. Ama yani hani
Belki fütursuzca harcıyoruz. Evet, fütursuzca harcıyoruz. Cebimizdeki para da fazla. Onun için fazla arkadaşlar diyorum. Da bize güzel güzel iyi fiyatlardan mal satıyor. Bilmiyorum, siz öyle diyorsunuz ama ben yani yerde... Yoksa açıklanamaz yani. 400-500 kalem mal, yani 440 küsür maddeden fiyat alınıyor. Evet. Yani bu kadar maddenin fiyatı artamaz. Türkiye'nin her tarafında da artamaz yani. Türkiye'nin her tarafında artıyor ve bütün malların doğru, ben de artıyor. Bugün evet. Şimdi bir gazetede baktım, başlık çok çok enteresan, güzel bir başlık vermişler. Yani zam yapmayan kalmamış. Her şeyin fiyatı artmış. Evet. Ama her şeyin ilgili evet. ilgisiz. Tabii tabii. Ama işte orada bir fiyatlandırma şeyi var. Duygusu var. Abdurrahman Bey'in bahsettiği. Ya şimdi 3 defa 5 defa arttırmayalım. Bir defa bir arttıralım. Ondan sonra da hani indirim yaptı deriz. Hani bir de şeyden algıdan kâr ederiz. Eğer bu işler hani çok ileri doğru gitmezse. Ama son tahlilde tekrar başa dönüyoruz. Hani yurt dışında paranın kıymetini onlar belirliyorlar. Bazen operasyonel de davranıyorlar. Şu 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 tamam da. Biz en azından yani kendi cebimizin hesabını nasıl bilmemiz gerekiyorsa, demin bahsettiğiniz hadisede rahat harcamamamız gerekiyorsa, devletin de yani enflasyon yönetimi konusunda biraz kendi işini düzgün yapması gerekiyor. Yani enflasyonunuzu siz kontrol altında tutuyorsanız, bunu sadece sonradan dönüp geriye efendim bu dövizde, faizde vesaire filan izah edilebilecek bir miktardır yerinde tutabiliyorsanız onu, onun üzerine bir ekstra bir ayrışması yoksa, o zaman siz dış, en kötü ihtimal dış operasyonlara yahut dışarıdaki değişkenlere karşı daha güçlü oluyorsunuz. Evet. Bir defa vatandaş da devletine daha fazla güveniyor. Doğru. Diyor ki beni mümkün olduğu kadar korur. Bu dışarıdaki dalgalandırmalar olmasaydı, bizi ilgilendirmeyen, müdahale edemeyeceğimiz işler olmasaydı, ben buradaki bu kadar bu farkı, bu zammı yemezdim. Yarın bu düzeldiğinde devlet bana bu zammı yedirmeyecek. Evet. Bu güveni sağladıktan sonra siz, gerisi çok fazla önemli değil hakikaten.